Bye bye. Bacılarım, kanalıma hoş geldiniz. Elini ver nefes. Neresi okula gitmedi, dün söylemiştim ya. Neyse, Canlı Ahmet'i bıraktık, saat 1'e geliyor. Ay Allah'tan kahvaltısını yaptı, çok mutluyum ya. İçim çok rahat. Allah kahvaltısını yaptığına çok sevindim. Krep yaptım, evet. Ondan sonra dur. Nefes aldım ya. Dokuz çıktık ya. Ondan sonra ne diyordum? He. Canlı Ahmet'i bıraktım. Şeye gidiyorum. Sağlık ocağına gideceğim. İşlemleri halledeceğim. Fotoğraf çekileceğim. Kumanda alacağım arkadaşlar. Başka nefes? Sağlık ocağı. Sağlık ocağı dedim, he. Öyle işte, bir de o halıya da bakacağım. Ay ben hiç yoklarım. Kahverengi var ya, dur ona bak. Biraz da şey yaparız. Ne yapalım? Aç anahtar. Ya şunu alsana, dolmuş bekliyoruz. Arkadaşlar. Allah. Allah'ım ya. Ya ben doktora niçin geldim dedim. İlacımı yazdırdım. Sağlık raporu onu almadan çıktım söylemeden. Yürü nefes. Ya Rabbi, ben de diyorum bir şey unuttum. Böyle hemen bitmemesi lazımdı diyorum ya. Arkadaşlar çıktım. Buradan doktor şey veremiyormuş bana, sağlık raporu. Hani benim bir tane ilacım var ya. Aa, arada bir takım var. Benim bir tane ilacım var ya, raporu. Onun için diyor, burada bir hastane var, orada hemen verirler sana diyor. Oraya gideceğim. Hani sağlık. Neydi nefes? Tıp merkezi ha. Evet. Tıp merkezine. Aman neyse. Şeyi yapacağım. Şimdi eczaneye geldik. Konuşamıyorum dışarıda. Neyse, başı tam anladı. Hadi gel gidelim ya. Nefes dikkat et. Nefes, sen benim yanımdan niye ayrılıyorsun annem? Ha? Ben aldım da, bir paket aldım. Nedir bu böyle, bugün olumsuzluklar üst üste geliyor. İlacımın raporu bitmiş. O da normalde ben hiç şey vermiyordum. Ücret vermiyordum. Şimdi tek bir ilaca 239 lira. Tek bir pakete. Normalde 3 paket yazıyordu doktor. 3 kutu. Hiç ücret ödemiyordum. Raporu bitmişti. Bir de onunla uğraşacağım. Ondan sonra oraya gideceğim, sağlık raporu. He, ama neyse ki okul tatil oldu ya bir hafta. O arada yaparım. Anneme bırakırım çocukları, işlerimi hallederim. Ne yap? Ama ben bugün gidemem sağlık raporu için ya. Ayşe hiç, he, sağlık raporu. Ya unutmadan söyleyeyim. Şey, bugün şeye bakmayacağım, halılara. Annem dedi ki yarın annem gelecek Samet'le birlikte. Yarın birlikte bakarız dedi. O yüzden ben bugün bakmayacağım yani. Başının içinde PTT var, oraya gidiyoruz. Orası da dolu, evet. Her yer dolu. Yaptırdım arkadaşlar. 145 lira gidiyor, haberiniz olsun. Hem ehliyet işlemi için. Yaptırın kaçıyor. 12 gidi. Ceza ödemek var. Neyse, onu şey yapma. Bime geldim. Ondan sonra eve giderim. Üf, suyumuz çıktı ya. Bir de kalabalık ya. Çok sıcaktı. Hadi nefes gel. Nefes. Terlikler gelmiş. 65 lira. Hemen kirlendi. Ay şu çok güzel değil mi? Arkadaşlar şu çok güzel ya. 100 liraymış. Ben hediye attım. Çok tatlı. Neyin mi? Nefes, sen de oyuncağı takmışsın. BİM'den çıktık arkadaşlar. Bizim buradaki aileye geldik. Annemle konuştum. Bugün börek yapacağım. A101'in yufkası daha güzelmiş. Ondan sonra yufka alacağım. Nefes, gözünü diktim. Bakayım. Patatesli, peynirli börek yapmayı düşünüyorum. Benden beklenmeyecek hareketler. Annemle. Mahvolduk. Yorulduk ya. Sen mesaj atmış.
4'te çıkıyorum oğlum. Ha, tamam, mesai kalmıyormuş bugün. Bacılarım çok yorulduk ya. Annemin kargosu gelmiş, size gösteririm onu ama ben açmadım ha. Yani açmayacağım. Annem bir yarın gelecek. Ben öyle şeyi sevmiyorum. Mesela seherinde olsun, bir başkasının hani gelir ya, ben hiç asla açmam. Çünkü yani o sahibi değil mi açması lazım? Şöyle arkadaşlar göstereyim size. Kızartma tenceresi aldı annem. Böyle bakın. Trendyol'dan bayağı indirim vardı bacılar. 209 lira ben aldım. Hani benim şeyden aldı. Hani ben de örtüyü aldım ya. Annem dedi, naz dedi. Bana da al dedi de. Sana gelsin dedi. Bu fiyatı ne? 210 lira mıydı? 209 mu? Öyle bir şeydi ya. Şöyle arkadaşlar. Ha, buradan daha net gözüküyor. Şimdi benim ihtiyacım olan tek şey nedir bacılar? Çaydanlık. Çaydanlık ne alaka? Ha, o gün şey, bizim burada Adana'da işte F-Star diye bir yer açılmış. Adanalılar bilir, böyle ilanlarını şey yapıyorlar, afişlerini. EMA'ya çaydanlık 300 lira bacılar. Ay ben EMA'ya çaydanlık istiyorum, biliyor musunuz? Benim bu çaydanlık dandik zaten. Ben o F-Star'a bir yere gideceğiz inşallah annemle birlikte. Yeni bir mağaza arkadaşlar. Böyle nasıl diyeyim size, ev kurgu gibi bir yer yani. Öyle diyeyim, hani bayağı büyük yer. Ona bakacağım işte, nefes de ondan şey yapmam. Ondan diyor. Kahve içeceğim bacılar. Evet. Halledemedim ha. Aa, özel hastaneye gideceğim bacılar. Benim bu raporu yine söyledim ya, var diye. E tamam da yani olabilir. Ne olacak? O şeye gideceğim işte. Özel hastaneye gideceğim bacılar. Orada rapor veriyorum. Ona da ücret vereceğim. Halletseydim ya şimdi, randevuyu alırdım. Annem aradan dedi, fotoğrafı orada çekilmedim arkadaşlar. Hemen bu nüfusların yanında fotocular böyle, hemen orada bir saatin içinde hemen veriyorlarmış. Onun için fotoğrafı da çektirmedim. Randevuyu da işte şey yapmalım, ne yapayım. Annem bir gün orada yaparım, bir hafta izin var ya çocuklara. Ay neyse bacılar, börek yapacağım. Dünden çorbamız da vardı. Seher de geliyormuş ya. Patatesli yaparım biraz. Nefes peyniri seviyor, Can Mahmet de patatesli. Hatta Can Mahmet patatesliyi de yemiyor. Aynen, boş. Öyle boş yufkayı vereceğim ona. Nefes sende ha. Oy Nefes sende var ya, her lafı görüyor musunuz? Nasıl oldun Nefes? Şakakları bacılar dün araştırdım. Ay korktum. Ben öyle takıntılıyım. Beni tanı, yani az bir şey tanıdınız arkadaşlar. Çocuklarım hele. Çocuklarım gelirse bacılar daha da. Baktım Allah Allah, şakaklar niye? He. Sonra şey yaptı, okuyunca dank etti. Sinüslerin tıkanması sonucu. Şakaklar. Nefes hep grip, burnu hep tıkalı ya. Tabii onun içinmiş. Sonra ama tek bir yer ağrıyor. Bacılar şimdi çok konuştum. Şurası bak, şurası. Bir de top attı. Nefes bir daha bahçede, bak ben sana dün de bunu söyledim. Bir daha bahçede oynama. Öyle bir şey oldu mu da öğretmene söyle, hemen beni çağırsın. Tamam mı? Koca koca çocuklar top oynuyorlar kafasına. Hiç özür de dilemedi değil mi senden? Özür diledi mi? Bak özür de dilememiş görün. Kocaman bacım, ortaokul kocaman değil mi? Allah korusun, beyin kanaması geçseydi ne olacaktı? Kafaya gitti ha, bunun beyni ne ki daha kafatası? Allah beterinden korusun. Neyse bacılar, kahvemi için de görüşürüz birazdan. Evi bir silip süpüreyim. Evet. Bacılar, şey nerede ya? İğnem yok ha. Neyse. Tam annemle konuştum işte. Şeye başlıyorum, makineye attım nefesin, seherin yatak örtülerini falan. Ondan sonra kapı çaldı. Ha şimdi ben kahve çağırdım. Ben kahveyi içiyorum. Kahve içtim de dedim temizlik yapacağım dedim. Geldi yine içecek dedi birlikte. Ben de tamam dedim, gidiyoruz arkadaşlar. Nefes hemen gitti ha. Lina'yı gördü ya. Neyse saat daha 4. Can Mahmet'e bir saat var. Bir şey alacağım mı? Hadi çıkalım. Öyle ses geldi. Önceki evde var. Ne nasıl ses geliyordu? Yalancı çıkardı. Beni görüyor mu? Nefesin kulağı ağrıyordu arkadaşlar. Fön tuttum. Ağrı kesici şurup verdim. Doktordayken bir şey yoktu. Eve geldi, kulağım ağrıyor dedi. Annem dedi fön tut dedi. Fön tuttum. Arkadaşı verdim, geçti biraz. Dur bakalım, şimdi bir şey yok. EMA'yı çaydanlıktan memnun musun Ayşegül? Evet. Güzel. Değil mi?
güzel. Ben de istiyorum aynı çaydanlık. Bu benim küçük. Bir de bunun büyüğü vardı. Ha. Kırmızısı. O yok. Taşınırken kaybetmiş. Ay ne güzel kız. Nasıl var? Ama çok güzel. He, ben de düz İki beyaz istiyorum. Düz beyaz istiyorum ben de. Evet. Pişleri de var arkadaşlar. Zümmeyi çok güzel memnun ederim. Emanet çaydanlığı. Ya gerçekten çok güzel oluyor ya. Ben de şey. Kişileri de böyle bakın. Bunlar da emanet değil mi? Hı hı. Böyle bakın. Sizden sonra kahveyi içtim. Ondan sonra Can Muhammed'i aldım. Ondan sonra şimdi şeye gidiyorum. Kumandayı almaya gidiyorum. Seher de geldi. Patatesiyle şey yapacağım. Peynirli yapacağım. Çekil. Böyle. Seher çorba da var hadi. Dur dur oğlum. Allah Allah. Can Mahmut da benimle gelir. Şey su kutusunu. Oğlum buranın dağınıklığı da hepsini. Ay arkadaşlar. Of bu ne ya. Hiç sesten şey. Gittim şu yan tarafa. Orası da orada yokmuş. Diğer tarafta kapalı. Hadi Can Mahmut. Burada baktım. Ben de şu şeye gidiyorum. Kırtasiye belki orada vardı bir. Onunla konuşabilir. Kazanmayı diyeceğim. Ne yapayım? Arkadaşlar bakın iyi ki gitmemişim oraya. Gorendik diyor. Bu aynı bizimkinden. Aynı. Yok. Bizimki şurada X yazıyordu. Bu sefere fotoğrafını attırayım da bari. Hepsinde öyle yazıyor. Eve geldim. Seher bakın. Yapıyor. Patates haşlandı mı sen? Yok. Bacı buldum valla. İyi ki de şey yok. Yoksa var ya taze. Sağlık hocam oraya gidecek. Bu gerçi ne sağlık hocam? Onu daha iyi dersin. Tabii. Şöyle aynısı da var müste. Ben de Beko'ya bakıyordum. Adam dedi Northman ne mağarın dedi. Söyledi ben Northman'ı ne? Oğlum bırak onu. He, yeni pil de taktırdım Seher. Oğlum bırakır mısın? Al nefes. Aa o ne? Mızıka istiyordu ya. Ha. Bebek yani ne yapacak? Daha değil mi bebek şeyi? Var bir de bebeğin. Can Mahmut de şunu bakın. Hani hayvanları böyle şeyleri tanıştığınız için yazdım. Erkek çocuklar Seher açın gel oğlum. Ay bu da şeyli ha. Zımbalı. Aa içinde bayağı da var. Hadi nazlı oğlum. Ha? Al bak oğlum. Hadi oğlum. Evet yeni şey. Dur bakalım başlayıcı olacak mı sen? Olmazsa getir dedi adam. Nefes. Olmuyor mu? Nefes. Ha. Ol böyle bir şey deme bana. Olmuyor, olmuyor bak. Olmuyor. Allah için sinirlenme. Al yap hele Serbi. Kız Northman'de işte. Northman'de mi? Neyse ya. Şuna bak ya. Niye olmuyor? Pil var mı? Acaba pili yanlış mı takmış kız? Bir bak hele. Vallahi olmazsa getir dedi. Doğru mu tamam? Aa şimdi yine oraya gideceğim bak. Ya bu yokuş beni mahvediyor ya. Niye olmuyor onun markası? Acaba kulağımda değecek mi? Ne olacak Serhat? Olmuyorsa ne dedi ki adam? Ne getir yaptı? Dedi olmuyorsa. Olmuyorsa getir dedi. Olmuyor olmuyor. Bak üstünde de Northman de yazıyor. Aynen bak. Bir fişi çıkar hele nefes geri tak hele. Acaba bu televizyonla dondu mu ne yaptı ya? Tabana kuvvetini. Anne ben bunu nasıl çalacağımı bilmiyordum ki. Olmuyor mu sen? Hem ben mızaka istemiyordum. Tövbe yarabbi şaka gibi bir şey ya. Vallahi şaka gibi bir şey ya yani. Bak. Acaba pil mi? Ama yok pili yeni çıkardı tatlı. Aha yırttım bunları ama. Ver ver. Ver götürün ben. Allah'ım yarabbim. Şaka daha ya. Ama bunun böyle şeyleri yumuşak sanki baksana. Evet ya. Değil mi? Değişik ha. Hem de aynı bizim pirambe değil bile değil.
Bizim kumandamız Northman değil işte. Hayır ama değişik. Hani bizde X yazıyordu, burada X yok ki bunda. Evet, evet. Geldim bacılar, dilimde mantı kurudu ya, mahvoldum ya. Buldum, buldum. Dolmuş da gitti mi pazarlara? Bebem, kurban olsun anne, dur ya. Dur bebem ya, ne olursun gözünü seveyim nefes, dur ya. Bak onu bulana kadar mahvoldum ha, vallaha. Bundan sonra zaten kumandayı yüksek yere koyacağım. Seher de yapıyor. Oldu Seher. Alın oldu. Ay gerçi ne alın, ben bunu kaldıracağım bacım, yok. Ah. What? Tamam Nikita'yı aç nefes. Gel Nikita'yı aç. Yok bilmiyorum nefes. Sen bilmiyorsun diyor bak hele. Ay şey yapmayayım da bakın burada var bacılarım. Burada var. Oo gül böreği de yapmış ha. Sonra Seher annemle konuşuyor. Arkadaşlar böyle şey yapıyor. Keşke cama getirmesi. Kız camı zor. Aha ben de şundan kaçındım. Ya bir şey olmaz, ileriye götürsün. Hadi Allah. Hayır tamam. Burada da şey yapıyor. Kalem böreği. Ben bunu böyle asmıştım da buraya bacılar. Kenarları ıslak. Şöyle. Bunu oraya alsın da. Bir şey yok. Bence bunu çıkarırsan biz zaten çok kızarmış sevmiyoruz. Ha? Aa bak öbür tarafta kızardı. Bunu koyayım mı? Arkadaşlar bizim bu fırın ne yapmış biliyorsunuz? Bir tarafını pişirmiş, bir tarafını pişirmemiş. İlginç bir şey. Böyle bu hazır. Bu kadar mı Seher? Daha fazla yok muydu? Yok işte iki tane yaptım ya bir yerlerine. Bu kadar başka yok. Kız daha çok gibi duruyordu. Öyle kızlar. Bilir misin? Ben telefon siparişi verecektim. Unutmayın. Kaliteli güzel bir şey alacağım başka. Bir daha mı? Artık Can Ahmet. Bir daha da telefonla oynama lütfen. 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 Büyük şey nerede? Tamam çözdüm. Nefes sofrayı sersene anne. Bak ben ortalığı gitmeden önce topladım Nefes. Niye dağıttınız? Seher şeyden almış diyor seçten bacı. Ay yerli domatesi bir güzel. Ser değil mi? Ay yerli domatesin tadı ayrı ya vallaha. Hiç kabuğunu falan da bak soymuyoruz ha. Ben çok seviyorum yerli domatesi. Nefes sofra bezi be ben bak orada annem. Bak. Sofra bezi orada teyzen çıkarmış. Dün ikisini yıkadım. Sofra bezlerini. İyi bari şey yaptım ya. Yürüdüm. Dolmuşa da bindim de ama dolmuşluk mesafedeydi. Ama biraz yürüdüm. Zayıfladım biraz. Yürüdün mü oraya? Yok kız oraya kadar. Nasıl yürüyeyim sen? Aynen karanlık bir şey. Dolmuşla gittim de. Ama hani o pasajın oraya girmek için bir de o bizim buradan çıkıyor dolmuş durağına gitmek için yürüdüm diye. Zaten bizim bu buranın yokuşu. Ama seviyorum buraları ya güzel valla. Seher de alıştı. Seher de burayı çok seviyor. Güzel bence buralar. Can Ahmet bugün salatalığını yedin mi okulda? Yedin mi? Yemek yedin mi? Yedin mi yemek? Yedim diyor bana. Az şeyde. Dışarıda. Çayı demleyeceğim daha. Kız. İşte şöyle bakın. Patatesli. Burada da kalem börek. Biz yiyelim. Çok acıktım çünkü. Çayı da demledim. Saatlerdir. Video çekmiyorum. Neden? Dağ gibi yığılmış çamaşırlarım var. 3 çamaşır. 3 çamaşır yani 3 çamaşır makinesi. Onların hiçbirini katlamamıştım. Öyle bırakmıştım arkadaşlar. Bu huyumu sevmiyorum. Bak bu huyumu gerçekten sevmiyorum. Neyse onları da hallettim. Katladım. Yerine koydum. Ondan sonra Nefes ve Can Mahmet'in yataklarının örtülerini her tarafını şey örtülerini, yatak örtülerini, ondan sonra lastikli çarşafını, alezi, her şeyini yastık kılıfını attım, yıkadım, serdim arkadaşlar. Onu da aradan çıkardım. Evet Can Mahmet fırlat. Benim oğlan yine evet hiçbir şey yemedi arkadaşlar. Hiçbir şey yemedi. Ne yapacağım inanın bilmiyorum.
öyle sinir oluyorum. Kendi kendime bile sinir oluyorum. Dur bakalım. Neyse bacılar ya, burada da kapatayım. Yarın cumartesi. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz inşallah. Hoşçakalın.